Evet arkadaşlar, aranızdan biri oldukça ilginç bir soru yollamış. Ben de çözmeye karar verdim. Şimdi bir odada 30 kişi olduğunu düşünün. Rastgele seçilmiş 30 kişi. Bu 30 kişiden ikisinin doğum günlerinin aynı olmasının olasılığını bulmak istiyorum. Eğlenceli, değil mi? Mesela 30 kişilik bir sınıfa öğrenci olduğunuzu varsayalım. Sınıftaki bir kişinin başka biriyle aynı doğum gününü paylaşmasının olasılığını hiç merak ettiniz mi? Evet bu şekilde de düşünebiliriz. En az bir kişinin bir başka kişiyle aynı gün doğmuş olmasının olasılığı nedir? Tabi iki kişi de aynı gün yani aynı doğum gününü paylaşıyor olabilir dört kişi de. Böylece bir pastayla dört kişiyi kutlamış olursunuz daha karlı olur. Bu problem olasılıkların sayısını düşündüğünüzde ilk bakışta biraz zor görünebilir. Örneğin iki kişinin doğum günü aynı olabilir. Üç kişinin de 29 kişinin de ve bunların hepsi de sorulan sorunun cevabına dahil olacağı için ayrı ayrı olasılıkları toplamamız mı gerekir acaba? Toplayacaksak bu çok zor olacak. Bir saniye ben kimin doğum günlerini karşılaştırıyordum? E, ne yapacaktım? Kombinasyon mu alacaktım ben? Ah, ah derken bunalıma girebiliriz. Kendimizi içinden çıkılmaz bir durumda bulabiliriz. Ama probleme bir de diğer açıdan bakarsak bakın eğer olasılık uzayını çizecek olursam, bu elde edebileceğimiz tüm sonuçları bize verir. Biraz kalınlaştırıyorum. Evet, olasılık uzayının tüm olası sonuçları, yani yüzde yüz. Şimdi, bizim bulmak istediğimiz de bu alan olsun. Çok da güzel görünmüyor ama idare ediverin işte. Ne kadar büyük olduğunu bilmediğimiz bir alan. Birinin başka biriyle aynı gün doğmuş olmasının olasılığını gösteriyor olsun. O zaman geriye kalan bu alan bize neyi gösterir? Burası birinin başka biriyle aynı gün doğmuş olduğunu gösteriyorsa eğer bu alanda herkesin farklı günlerde doğmuş olduğunu gösterir öyle değil mi? Yani kimsenin doğum günü aynı değil. Ya da 30 kişinin de doğum günleri farklı. Bulmaya çalıştığımız alan bu. Ortak doğum günü olmasının olasılığı. Buna PS ya da S Türkçe söyleyelim. PS diyelim. Eğer tüm bu alan %100 ise yeşil alan 1-PS olmaz mı? Evet olur. Ya da daha iyi anlaşılması için şöyle yazalım. Burası 30 kişinin de farklı günlerde doğmuş olmasının olasılığını gösteriyordu, öyle değil mi? Buna PD diyelim. Birinin başka biri ya da birileriyle aynı gün doğmuş olmasının olasılığı yani PS artı herkesin farklı günlerde doğmuş olmasının olasılığı yani PD 1'e eşittir değil mi? Neden? Çünkü burada sadece 2 olasılık var. Ya bu doğrudur ya da bu. Bu arada toplamlarının %100'e eşit olduğunu da söyleyebiliriz. 1 ile %100 aynı şeydir. O zaman eğer herkesin farklı günlerde doğmuş olmasının olasılığını bulabilirsem bunu 100'den çıkarır ve aradığımız sonuca ulaşabiliriz. Harika! Tekrar ediyorum. Birinin başka biriyle ya da birileriyle aynı gün doğmuş olmasının olasılığı... 100'den 100 eksi herkesin farklı günlerde doğmuş olmasının olasılığına eşittir. Bunu yapmamızın sebebi ise videonun başında da söylediğim gibi PS'yi bulmanın zor olmasından kaynaklanıyor. İki kişinin aynı gün doğmuş olmasının olasılığı tamam. Belki 5 kişininkinden de hesaplayabiliriz ama sonra iş bayağı karmaşık hale geliyor. Evet, buna kıyasla herkesin farklı günlerde doğmuş olmasının olasılığını bulmak çok daha kolay. O zaman gelin bunu hesaplayalım bu odadaki ilk kişi olsun hatta kolaylık olsun diye önce odada sadece iki kişi olduğunu varsayalım. Bu iki kişinin değişik günlerde doğmuş olmasının olasılığını hesaplayalım. Birinci kişinin doğum günü 365 günden herhangi biri olabilir. Yani 365 bölü 365. Peki ikincinin birinciden farklı bir günde doğmuş olması için geriye kaç gün kalır? Birincinin doğum günü dışındaki tüm günler yani 364 gün. Eğer odada sadece iki kişi olsaydı farklı günlerde doğmuş olmalarının olasılığı bu bire eşit olduğu için 364 bölü 365 olurdu. Peki odada 3 kişi olsaydı ne olurdu? Birincisi için 365 bölü 365 herhangi bir günde doğmuş olabilir. İkincisi geriye kalan 364 günün herhangi birinde. Üçüncüsü ise geriye kalan 300. 63 gün yani bu ikisinin doğdukları günler haricinde herhangi bir güne yani şu ana kadar 2 gün seçildiği için de geriye kalan 363 günün herhangi birinde doğmuş olabilir ve bu olasılık 365 çarpı 364 önce bunu düzelteceğim şöyle yazalım 365 çarpı 364 bölü 365'in karesi ne yapmaya çalıştığımı anladınız değil mi? Bu olasılıklar arasındaki ilişkiyi görmenize yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi buna devam edelim. 365 çarpı 364 çarpı 363 bölü 365 üzeri 3. Bir genelleme yapmak istersek bunu 30 kişi için yaptığımızı düşünelim. 30 kişinin farklı günlerde doğmuş olmasının olasılığı 365 çarpı 364 çarpı 363 burada toplam 30 terim olacak öyle değil mi? Yani ne eder? 336'ya kadar geri gideceğiz. Doğru oldu mu? Evet 336'ya kadar gidersek 30 terim elde ederiz. Bölü 365 üzeri 30 olacak. İsterseniz hesap makinesine bunu yazalım. Biraz zamanımızı alabilir ama olsun. 30 kişinin de farklı günlerde doğmuş olmasının olasılığını bulabilirsiniz. Ama bundan önce size başka bir şey göstermek istiyorum. Buraya geri dönelim. Sizce aynı şeyi bunu ya da bunu faktöriyel kullanarak yazabilir miyiz? Biraz düşünelim mi? 365 faktöriyel nedir? 365 faktöriyel için 365 çarpı 364 çarpı 363 çarpı böyle bire kadar çarpmaya devam edersiniz değil mi? Bu çok büyük bir sayıdır. Burada sadece 365 çarpı 364 kalmasını istiyorsak tüm bunlardan kurtulmamız gerekir. Bunun için de bunu buradaki sayıların hepsine bölebiliriz. 363 çarpı 362 çarpı 1'e kadar. Ve bunu yaptığımızda aslında bunu 363 faktöriyele bölmüş oluruz. 365 faktöriyel bölü 363 faktöriyel buna eşittir. Çünkü bunlar birbirini götürür. Böylece buraya 365 faktöriyel bölü 363 faktöriyel bölü 365 üzeri 2 yazabilirim. Evet. Belki burada bu kısaltmaya gerek yoktu ama kişi sayısı arttıkça bunun işimize yarayacağını göreceksiniz. Devam edelim aynı mantıkla devam edelim. Bunu da 365 faktöriyel bölü 362 faktöriyel bölü 365 üzeri olarak yazabiliriz. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Burada 363 faktöriyeli nasıl elde ettik? 365'ten 2 çıkararak. Mantıklı öyle değil mi? 2 e, terimi elde etmek istiyorduk. Bunun için 2 eksik olan faktöriyele böldük ve geriye en büyük 2 terim kaldı. İşte bu yüzden bunu bir de 365 faktöriyel bölü 365 eksi 2 faktöriyel olarak da yazabiliriz. 365 eksi 2, 363 eder. 365 faktöriyeli 363 faktöriyele böldüğümüzde de geriye bu kalır. Şimdi aynı mantıkla buradaki payı 365 faktöriyel bölü 365 eksi 3 faktöriyel. 3 kişi vardı. Onun içinde de 3 faktöriyel olarak yazabiliriz. Öyle değil mi? Böyle devam eder. Ee, 365 faktöriyel bölü 365 eksi 3, 362, 362 faktöriyel. 365 çarpı 364 çarpı 363 şeklinde devam eder bölü 362 çarpı 1'e kadar gidersek bunlar birbirini götürür ve geriye bu kalır aynı buradaki gibi şimdi aynı mantığı buraya uygulayalım fazla uzatmayalım payı 365 faktöriyel bölü 365 eksi 30 faktöriyel olarak yazalım tüm bunları yapmamın sebebi size buradaki benzerliği göstermek. Çünkü eğer bu benzerliği kullanırsanız, yani bunu faktöryel kullanarak ifade edebilirseniz, hesap makinesinde sonucu bulmak çok daha kolay olur. Evet, bakalım bu olasılık neye eşitmiş? Hesap makinesini açıyorum. Önce pay. 365 faktöriyel bölü 335 faktöriyel. Payda içinde 365 üzeri 30 ve sonuç 0,2936. Yuvarlarsak 0,2937. Bu da %29,37'ye eşittir. Peki bu olasılık neyin olasılığıydı? Hatırlayın. Herkesin farklı günlerde doğmuş olmasının olasılığı yani P(D). Ve videonun başında ne demiştik? Birinin başka biri veya birileriyle aynı gün doğmuş olmasının olasılığı %100 eksi herkesin farklı günlerde doğmuş olmasının olasılığına eşitti. Yani kısacası %100 eksi %29,37 ya da 1 eksi 0 virgül 2937 2937 bu işlemin sonucu da ne eder? 0 virgül 7063 eder. O halde birinin başka biri ya da birileriyle aynı gün doğmuş olmasının olasılığı 0 virgül 7063 ya da bir diğer söyleyişle %70,6'ya eşitmiş. İlginç değil mi? 30 kişilik bir odada birinin başka biriyle aynı gün doğmuş olmasının olasılığı oldukça yüksek. Düşünsenize %70 ihtimalle 30 kişiden en az biri başka biriyle aynı gün doğmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.